Mef'ulün fih. Zarflar. Arkadaşlar mef'uller hangi cümlenin ögesiydi? Arapçada iki tip cümle vardı. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Mef'uller fiil cümlesinin ögesiydi. Arkadaşlar bir cümlede mef'ulün fih var mı yok mu anlamanın bir yolu var. Cümlenin fiil cümlesi mi değil mi olduğunu kontrol etmeniz lazım. Yani bu bir cümle fiil cümlesi ise o cümlede mef'ulün fih vardır. Hocam cümle isim cümlesi ama zarflar var. Bunda da mef'ulün fih olur mu? Olmaz arkadaşlar. Cümle isim cümlesi ise mevcut gördüğünüz o zarflar o cümlenin mübtedası olabilir, haber olabilir. Yani olabilir ama mef'ulün fihi olmayabilir. Buna dikkat edelim. Şimdi dersimizde bu konuyla ilgili zaten alıştırmalar yapacağız arkadaşlar. Bismillah. Mef'ulün fih zarflardan oluşur arkadaşlar. Fiilin işlendiği zamanı ve yeri bildirir bu kelimeler. Mef'ulün fih olan kelimeler. Zaten zarflar da zaman zarfı ve mekan zarfı diye ikiye ayrılıyordu bizim öğrendiğimiz şekilde. Bu zarflar fiil cümlesinde kullanıldığında mef'ulün fih olarak görev üstlenirler. Manası da içinde de anlamlarını taşır. Hocam bu zarfların önünde bir harf-i cer kullanmak gerekir mi? Gerekmez arkadaşlar. Mesela fevga, tahte, halfe, kable, ba'de bu gibi zarflardan önce bir harf-i cere gerek yoktur. Çünkü bu harf, bu zarflar harf-i cerin manasını kendisinde bulundururlar. Mana içinde de anlamlarına gelir. Bu zarflar için, mef'ulün fih için söylüyorum arkadaşlar. Evet, zarflar cümlede meta, eyne sorularının cevaplarını verirler. Meta sorusuna cevap verdi mi zaman zarfı. Eyne sorusuna cevap verdi mi mekan zarfı diyoruz arkadaşlar. Kırmızı ama renk farklı çıkıyor. Evet. Şuradan birinci cümlemize başlayalım. Yakiful musallune halfel imami. Musallun demek cemaat. Caminin cemaati, namaz kılanlar demek. Cemaat durdu, durur. Nerede durur? Halfel imami. İmamın arkasında durur. Evet, şurada durdu değil de durur diyelim. Çünkü muzari fiil. Buradaki halfe, bakın bir fiilin yapıldığı yeri gösteriyor. Yakifu, durma işinin yapıldığı yer. Yakifu, imamın arkası. Demek ki bu bir mekan zarfı arkadaşlar. Şu örneğimize bakalım. Ya'melu ebi sabahan. Babam sabahleyin çalışır. Yani gündüz çalışır manasına da gelir. Bakın burada fiilin zamanını ve mekanını bildiren bir iş mi yapıyor? Evet, zamanını bildiriyor arkadaşlar. Çalışma işinin ne zaman yapıldığını bildiriyor. Demek ki mef'ulün fih. Bu iki cümlede de ortak olan neydi? Fiil cümlesi olması, değil mi? Fiil cümlesinin birer ögesi oluyor mef'ulün fih. Notumuz var. Zarflardan sonra her zaman açık veya mahzuf bir muzafun ileyh bulunur. Demek ki bizim zarflardan sonra gelen kelime muzafun ileyh. Zarflarımız da muzaf oluyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bir isim tamlaması demek. Bundan dolayı kendilerinden sonra gelen kelimeler mecrur okunurlar. Fevka şecerati, ağacın üstünde. Bakın burada ne var? Fevka, mekan zarfı, eşşecerati. İşte zarflardan sonra açık bir isim bulunur dedik ya, bu şekilde arkadaşlar. Ağacın üstünde. Tahtel mektebi, masanın altında. Şarkal medineti, şehrin doğusunda. Canibike, bakın burada zarf gelmiş. Pardon, zamir gelmiş. Zarfa zamir bitişmiş yani. Bu şekilde senin yanında demek. İster böyle zahir bir isim gelsin, isterse bu şekilde bir zamir bitişsin arkadaşlar. Her halükarda muzafun ileyh oluyor. Biz bunu şibih cümle diye de öğretmiştik. Şibih cümlenin iki çeşidi vardı. Bir harfi celli şibih cümle, bir de zarflı şibih cümle. Bu da zarflı şibih cümleye örnek arkadaşlar. Yukarıdakiler bakın ismi mecrur olmuşlar. Niye? Zarftan sonra geldi, muzafun ileyh olduğu için. Hocam K zamiri nasıl ismi mecrur olacak o zaman? Zamirler hareket değiştirmez. Zamirler mebnidir. Arkadaşlar mahallen mecrur olurlar. Çünkü zamirler mebnidir.
Mahallen irab alan kelimeler neydi? Mahallen neler irab alıyordu? Cümlelerin irabı mahallen oluyordu. Şebih cümlesinin irabı mahallen oluyordu. Bir de mebni kelimelerin irabı mahallen oluyordu. Evet, buradaki canibike ke zamiri muzafun ileyh mecrurun ya da fi mahalli cer diyoruz arkadaşlar. Zamirun muttasilun mebniyun fi mahalli cer şeklinde söyleyebilir. Li'ennehu muzafun ileyh. Tekrar edelim. Damirun muttasilun mebniyun fi mahalli cer. Li'ennehu muzafun ileyh. Mekan zarfları, zaman zarfları, hem zaman hem de mekan için ortak olan kullanılan zarflar vardı. Bir hatırlayalım arkadaşlar. Fevga, üstünde, tahte altında, emame önünde, halfe, arkasında. Yemine, yemin, sağında, şimale, solunda. Şarka, şark, doğusunda, garbe, batısında. Cenube, güneyinde, şemale, kuzeyinde. Bakın şimal, şemal. Gördünüz mü? Şimal var, şemal var. Arasında fark var. Canibe yanında demek. Şimale solunda, şemale kuzeyinde demek. Bu sol kelimesinin bir de yesar kelimesi var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da yazalım da. Belki görürsünüz. Yesar. Yeminun yesarun veya yeminun şimalun şeklinde. Sol demek. Sa'aten zaman zarfı olarak yevme gün saat ems dün gaden yarın üsbu'a bir hafta demek şehra ay demek seneten yıl demek bunun devamı var ya, tabii buraya hepsini yazmadık ame kelimesi var mesela yıl yine hem zaman hem mekan için ortak gable ba'de hocam bunlar nasıl kullanılıyor mesela gablel mevti ölümden önce gable suki çarşıdan önce. Bakın birincisi zaman zarfı olarak, ikincisi gable suki mekan zarfı olarak kullanılıyor. Bunların hepsi hem zaman hem mekan için kullanılabilir. İnde yanında, vesata ortasında, beyne arasında, gurbe yakınında. Yani mesela dersin ki gurbe saat ise saat 3 sularında. Yani 3 yakınlarında değil mi? 3 sularında deriz Türkçe'de. Bu şekilde. Zaman ve mekan bildiren kelimeler. Bunlar sadece zarflar değil tabii ki arkadaşlar. Bu kelimeler fi harfi cerinin manasını ifade ettiklerinde ve fiil cümlesinde kullanıldıklarında mef'ulün fi zaman ve mekan zarfı olurlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Tüşrigu şemsü sabahen. Güneş sabahleyin doğar. Bakın güneşin bu doğma işlemini ne zaman yaptığını, ne zaman yaptığını bildiriyor değil mi? Zaman bildiriyor. O zaman mef'ulün fih'tir. Bakın sabahan kelimesi. Mef'ulün fih mansubun bil fetha. Mef'ulün fih'tir ve fetha üzere mansuptur. Bunu uzun da söyleyebilirsiniz. Mef'ulün fih mansubun ve alametün nasb el fetha el zahira şeklinde de söyleyebilirsiniz. Bakın fiil cümlesinin fiili, bu faili, bu da mef'ulün fihi arkadaşlar. Şuraya bakalım. El merizu emamet tabibi. El merizu doktor emamet tabibi hastanın önündedir. Bakın burada bir fiil cümlesi yok. Hocam bu mef'ulün fih midir? Hayır değildir arkadaşlar. Bakın fiil cümlesinin ögesi demiştik. Oraya dikkat edin. Hocam ama bu zarf isim cümlesinin bir ögesi olmuş. Evet. Buna ne diyoruz? Zarfu mekan mensubun bil fetha. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlar. Biraz önce bir önceki slaytımızda geçen bu zarfların hepsi fetha üzere mebnidir. Bakın unutmayın. Fetha üzere mebnidir arkadaşlar. Bunların başka harekeli olan şeklini görürseniz onlar artık başka manaları ifade ediyordur. Zarf olarak kullanılmıyordur. Buradaki emamet tabibi doktorun önünde. Bakın fi harfi cerinin manası var mı? D'da eki vermiş bakın. Demek ki bu mekan zarfıdır. Sonraki örneğe bakalım. İntaha yevmül utleti. Bakın intaha bitti. Yevmül utleti. Bak harekeye bak hareke. Biraz önce ne dedik? Bu zarfların hepsi fetha üzere mebnidir. Eğer bu harekelerin dışında bir şekilde hareke geliyorsa, ötre, esre geliyorsa bilin ki artık zarf değildir onlar. Bakın yevm gelmiş. Bu artık normal bir isimdir. Fa'ilun
merfu'un bizzammeti ya da fa'ilun merfu'un ve alametur raf ezzamme ezzahira şeklinde söyleyebilirsiniz. İntiha fiil, evet bu fiil, biten ne? Biten ne? Biten kim sorusuna cevap verecek. Bakın yevm, gün bitti. Bu da fail arkadaşlar. Gördünüz mü? Biraz öncekiyle fark var arada. Bu ne? Utleti, iki önceki slide'da dedi ki zarflardan sonra, zarf olan kelimelerden sonra mutlaka zahir veya bir gizli isim gelir. Bunlar muzafun ileyh olur. Zarflarla birlikte kullanıldığında muzaf, muzafun ileyh oluyor. Peki hocam bu zarf mı değil mi? Arkadaşlar buradaki kullanımı değil. Neden? Bakın zarfın dışında bir manaya gelmiş. Fail konumunda gelmiş. Bir fi harfi ceri yok. Mesela gününde bitti demiyor bakın. O gün bitti. Evet kendisi zarf olan bir kelime ama cümlede mef'ulün fih veya zaman mekan zarfı manasında kullanılmıyor. Evet sonraki örneğe bakalım. Vesatul hafileti ferigun. Otobüsün ortası ferigun boştur. Bakın burada ne var? Vasatü kelimesi var. Bu bizim zarf olan kelimelerimizden bir tanesi. Ancak hemen harekeye bakar mısınız? Harekesi merfu gelmiş. Demek ki mübteda bizim zarf olan kelimemiz değil. Normal bir isim şeklinde gelmiş. Zarf görevinde değil. Mübtedeun merfu'un ve alametur raf ezzamme ezzahira şeklinde söyleriz arkadaşlar. Demek ki şu yukarıdakinden farkı ne? Bir bakın. El merizu emamet tabibi. Bakın buna zarf dedik. Ama buna zarf demedik arkadaşlar. Harekeyle ayırt edebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi de fi harfi cerinin manası var mı yok mu? Otobüsün ortası boştur. Ortasında boştur değil. Evet. Zaman ve mekan bildiren kelimeler fiilin ne zaman, nerede yapıldığını bildirdiklerinde mef'ulün fih olurlar. En başta da söylemiştik. Fiile bakarız arkadaşlar. Çünkü mef'ulün fih bir fiil cümlesinin ögesidir. Fiilin yerini ve fiilin yapıldığı zamanı bildiriyorsa buna mef'ulün fih diyoruz öge olarak. Şuradan başlayalım. Gâbe Halidun anit dersi üsbu'an. Halit derse bir hafta gayip oldu, gelmedi. Halit bir hafta ortadan kayboldu da diyebilirsiniz tercümesinde. Bakın burada üsbu'u kelimesi mef'ulün fih'tir. Niye? Gâbe fiil. Halidun fail. Bu fiilin faili de mef'ulün fihi de üsbu'an kelimesidir arkadaşlar. Ne zaman ortadan kayboldu? Bir hafta boyunca. Bakın burada ne zaman sorusuna yani meta sorusuna bir cevap veriyor. İşte buna cevap verdi mi mef'ulün fih diyoruz arkadaşlar. Şu örneğe bakalım. Evgafe aliyyun es-seyyarate halfel külliyeti. Evgafe fiil. Yine fiil cümlesi bakın. Aliyyun bu işi yapan. Evgafe durdurdu demek. Kim durdurdu? Ali durdurdu. Neyi durdurdu? Evet. Es-seyyarate. Arabayı durdurdu. Sesim var mı arkadaşlar? Canan ses yok demiş. Evet. Ses var arkadaşlar. Şu anda bende de ses gidiyor gözüküyor. Tamam. Tekrar edelim. Evgafe aliyyun es-seyyarate. Bakın evgafe fiil cümlesi dedik. Durdurdu fiil. Aliyyun bu işi yapan kişi fail. Es-seyyarate mef'ul. Ama nasıl mef'ul? Fih mi bih mi? Bu mef'ulün bih arkadaşlar. Bakın mef'ulün çeşitlerini de artık yavaş yavaş çoğaltacağız. Biz bugüne kadar mef'ulün bihi gördük. Şimdi mef'ulün fihi görüyoruz. Bir ara dersin birinde de mef'ulün mutlakla alakalı bir örnek geçmişti. Evet geldik halfeye. Bakın otobüsü nerede durdurdu? Eyne sorusuna cevap verecek. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bir zarftır değil mi? Zarf görevi almıştır ve fiil cümlesinin mef'ulün fih ögesidir. Mef'ulün fih mensubun bil fetha ya da mensubun ve alametün nasbi el fetha el-zahira şeklinde söyleyebiliriz. Şu örneğe bakalım. El-usfuru fevkaş şecerati. Serçe ya da kuş ağacın üstündedir, tepesindedir. Buradaki fevga bir fiil cümlesinin ögesi mi? Hayır. Ancak bir zarf mıdır yoksa normal bir isim midir? Fi manası var mı?
Hemen bakalım. Evet, fi manası var. Ağacın üstünde. Bakın dedaiki. Tepesinde derken. İşte bu fi manasını verdiği için biz buna zarf diyoruz arkadaşlar. Buna mekan zarfı. Zarf-ı mekan mensubun ve alametün nasbi el fetha. Bir de bakarsanız ayırt etmek için şuradaki fethadan da ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Şuna bakalım. Dersün nahvi gaden. Nahiv dersi yarındır. Şimdi buradaki gaden kelimesi zarf mıdır yoksa normal bir isim midir? Bakalım. Bu bir isim cümlesi. Bakın dersün nahvi dersi yani nahiv dersi gaden yarındır isim cümlesinin müptedası ve haberi var. O zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Zarf görevinde gelmiş. Zarfu zaman mensubun. Bakın fethalı gördünüz mü? Zarflar dedik ki fetha üzere mebnidir. Eğer bu başka bir kelime olsaydı, evet başka bir kelime olsaydı arkadaşlar, o zaman mübteda olabilirdi, fail olabilirdi veya haber olabilirdi ama farklı bir harekeyle farklı bir görevde olurdu. Buradaki zarf görevinde. Bazı önemli notlarımız var. Zarf olmayan bazı kelimeler mef'ulün fih manasında kullanılabilir. Yani kendisi zarf değil. Emame, halfe, fevka, kable, ba'de gibi zarf değil ama zarf manasında kullanılabilir. Neler onlar? Mesela örnek verelim. Eğer bir zarfa muzafsa, muzaf neydi? İsim tamlamasının bügesi. Muzaf, muzafun ile. Zarfa muzaf olmak demek, zarfın önünde gelmek demek arkadaşlar. Vekafet, durdu. El hafileti, otobüs. Nısfe saatin, yarım saat durdu. Bakın zarfımız burada aslında. Bu zarf ne olarak gelmiş? Muzafun ileyh olarak gelmiş. Peki bu muzafun ileyhin muzafı nerede? İşte burada nısf kelimesi. Bu da muzaf. Peki hocam bu muzafsa bizim zarf olarak kullanılabilir mi? Evet, bu kural da bunu bahsediyor zaten. Zarfa muzaf olarak gelirse bu yarım demek. Nısf kelimesi yarım demek. Bir bütünün yarısı manasında. Kendisi bir zarf değil ama zarf manasında kullanılabiliyor. Bakın fetha üzere mebni gelmiş. Buna ne diyeceğiz? Zarfu zaman mensubun bil fethati şeklinde söyleyeceğiz. Mahzuf bir sıfatın, pardon, mahzuf bir zarfın sıfatı olursa. Normalde burada bir zarf vardı ama hazfedilmiş, düşürülmüş. İştu fi gümüşhane tavilen diyor. Burada aslında ne vardı arkadaşlar? Şurada vakten şeklinde bir zarf vardı. İştu fi gümüşhane vakten tavilen. Uzunca bir vakit gümüşhanede yaşadım diyor. Buradaki tavil kelimesi sıfat. Kimin sıfatı? Vakt kelimesinin düşürülmüş zarfın sıfatı. Burada sıfat demiyoruz artık buna. Ne diyoruz? Zarf diyoruz arkadaşlar. Çünkü dikkat ederseniz tavil kelimesine gelmiş. Bakın mansup gelmiş. Kimin sıfatı demiştik? Şuraya tekrar yazalım onu. Vakten kelimesinin yani düşürülmüş olan bir zarfın sıfatı. Bu sıfata biz artık sıfat demiyoruz. Ne diyoruz? Zarf diyoruz. Ne zarfı olmuş burada? Zaman zarfı. Bu cümleye bunu irap yapacak olursak, bakın fiili burada, faili burada. Biz buna ne deriz? Mef'ulun fi mansubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde söyleriz. Sonraki örnek, zarfa işaret eden ismi işaret olursa. Biliyorsunuz ismi işaretler bir kelimeyi işaret ederler. Müşarun ileyh denir buna. Vasale ulaştı. Ehi benim kardeşim. Hazel yevme. Bugün ulaştı veya bugün vardı demek. Vasale fiil. Varan kişi kim? Yani bu fiil evet. Bu fiilin faili kim? Ulaşan kim? Arkadaşlar ulaşan kardeşim. Bu fail. Evet fiil failden sonra ne gelir? Mef'ul gelir. Bakın el yevm kelimesi bizim neyimiz? Zarfımız değil mi? Kendisi normalde zarf. Peki bizim buradaki kural neydi? Zarfa işaret eden ismi işaret olursa. Yani zarfın önünde gelirse. Biz bu ismi işarete de artık ne diyoruz? Arkadaşlar mef'ulün fih diyoruz. Evet mef'ulün fih.
Peki nasıl irab yapacağız hocam? Bunlar da aynı zamirler gibi mebni kelimelerdi. İrabı nasıl olur? İsmi işaret mebniyün fi mahalli nasb deriz arkadaşlar. Liennehu mef'ulun fi. Tekrar edelim. İsmi işaret mebniyün fi mahalli nasb liennehu mef'ulun fi. Son örneğe bakalım. Temyizi zarf olan bir sayı gelirse. Temyizi zarf olan. Bakın, temyiz olan kelimemiz yev. Evet, bu temyiz arkadaşlar. Bunun önünde bir sayı gelirse. Yani temyizimiz zarf. Bunun sayısı bizim neyimiz oluyor? Mef'ulün fihimiz oluyor arkadaşlar. Artık görev olarak mef'ulün fih görevini üstleniyor. Yesumu fiil. El müslimune fa'il. Bu fiilin faili. Bu da arkadaşlar ne oluyor? Mef'ulü oluyor. Müslümanlar 30 gün oruç tutarlar. Buradaki 30 kelimesi, selasune kelimesi de mef'ulün fih'tir. Fark ettiyseniz buradaki cümlelerin hepsinde fiil cümlesi örnek olarak verildi. Çünkü mef'ulün fih dediğimiz öge fiil cümlesinin ögesidir arkadaşlar. Son önemli notlarımız var. Bunları da tekrar bir hatırlatmış olalım. İnde, hine, kable, ba'de, dune kelimelerinden, zarflarından sonra ma gelebilir arkadaşlar. Bakın, inde yanında demek, hine dığında demek. Kable önünde, ba'de sonrasında, sonra demek veya dune bir şey sızsız manasında. Bunlara ma gelirse arkadaşlar, mastar anlamı veren bu harf, evet burada veren, mastar anlamı veren bu harf onların durumunu etkilemez. Ne olur? İndema, hinema, kablema, ba'dema, dunema şeklinde söylenebilir. Demek ki bunların zarflık özelliğine bir etki ediyor muymuş? Hayır, etmiyor. Sadece mastar anlamı veriyor. Örneğe bakalım. İndema dehale raculu, bak adam girdiği zaman. Zamanı bildiriyor. Bak, girme işinin yapıldığı zamanı bildiriyor. Selleme alel cemii, herkese selam verdi. Buradaki indema dehale demek arkadaşlar. Bakın, buradaki dehale fiilini bu şekilde inde duhulihi takdirinde söylediği için biz ma'ya getiriyoruz. Bu ma'nın özelliği neymiş? İnde duhulihi. Bak, dehale fiildi. Duhul kelimesi ise mastar oldu. Demek ki buradaki ma'nın özelliği neymiş? Fiili mastar şekline sokuyor. Bakın, inde duhulihi şeklinde takdir ediyoruz biz buraya. Bu manayı veriyoruz. Girdiği zaman, girdiğinde er racülü adam selleme alel cemii, herkese selam verdi. Demek ki buradaki zarfların sonuna ma bitiştiğinde bunların zarflığı iptal olmuyor. Bunu neden buraya örnek olarak koyduk? Çünkü inneye ma bitiştiğinde inne artık özelliğini kaybediyordu. İnne ismini nasb, haberini raf eder normalde. İnne ma olup ma bitiştiğinde artık o özelliği olmaz. İnne ma'dan sonra mübteda gelir, merfudur. Haber gelir, merfudur. İnne ma'dan sonra fiil cümlesi bile gelir. Çünkü ma bitişmiş ve özelliğini kaybetmiştir. Ancak böyle zarflara bu ma bitişirse arkadaşlar özelliklerini kaybetmiyor. Evet, son notumuzu söyleyelim. Harfi celli mef'ulün fihler mahallen mansuptur. Ne demek bu hocam? Bakın, burada fil mescidi kelimesi var. Kendisi bir zarf mı? Hayır, değil. Ama cümlenin hangi ögesi? Bakın, edda fiil, tü fail, es salate mef'ulün bih. Mef'ulün bih. Fil mescidi. Fi, bakın kendisi gelmiş, yani zami şey olarak, harfi cer olarak kendisi gelmiş. Ne iş yapıyor arkadaşlar burada? Fil mescidi derken bu artık cümlenin mef'ulün fih ögesi oluyor. Evet, mef'ulün fih. Normalde biz şöyle öğrendik arkadaşlar. Merfuat, mansubat ve mecrurat diye hatırlayın. Merfular neydi? Failler merfuydu. Başka? Naibi failler merfuydu. Mübteda merfuydu. Haber merfuydu. Kâne'nin ismi merfuydu. İnne'nin haberi merfuydu. Bunları öğrenmiştik. Bir de mansup dediğimiz mansubat vardı. Yani fethal olan kelimeler. Neydi bunlar? Mef'uller. İnne'nin ismi, kâne'nin haberi. Sonra geçen öğrendiğimiz temyiz.
hal. Bunlar mensup kelimelerdi. Bakın burada mef'ul birinci sırada geliyor. Yani mensup olan kelimelerin başında geliyor. Hocam buna hem mef'ul dedik hem de mecrur oldu. Nasıl oldu bu iş diye sorarsanız bunun notu budur arkadaşlar. Harfi cerli mef'ulün fihler yani bu şekilde fil mescidi şeklinde geldiklerinde mahallen mensup olurlar. Evet Ayşegül demiş ki sadece fi harfi ceri mi gelir? Arkadaşlar fi ve bi harfi ceri en meşhur iki harfi ceridir mef'ulün fihlerde kullanılan. Diğer harfi ceriler mef'ulün fihte kullanılmaz. Sadece fi ve bi harfi ceri kullanılır arkadaşlar. Peki bunu nasıl irap yaparız? Mef'ulün fi mahalli nasb deriz. Evet, fil mescidi şeklinde gördüm. Fil mescidi diye ne diyeceğiz arkadaşlar? Mef'ulün fih diyeceğiz. Bunu şöyle deseniz de olur. Yanlış olmaz yani. Fi harfi cer el mescid kelimesi de isim mecrur deseniz bunu kendi içerisinde detaylı irap yapmış olursunuz. Fi harfi cer la mahalle lehu minel irap. El mescidi kelimesi isim mecrur ve alametül cerri el kesra. Bunu böyle söyledikten sonra şöyle bir parantez açarsınız. Fil mescidi cümle şibhiye mef'ulün fi mahalli nasb da diyebilirsiniz. Fil mescidi şibhi cümledir çünkü. Fi mahalli nasb mef'ulün fi şeklinde söyleyebilirsiniz. Evet burada bir not daha söyleyeyim arkadaşlar. Yeri sabit, boyutları belirli olan yer zarfları her zaman bu iki harften birisiyle mecrur olurlar. Yani iki harf dediğimiz işte şu bak. Birisi fi harfi, birisi bi harfi. Ne demek hocam? Tekrar edelim. Bak burası önemli arkadaşlar. Yeri sabit. Mesela cami. Cami aynı yerdedir değil mi? Yeri değişmez. Boyutları belirli. Cami bir kere yapılır arkadaşlar. Boyutları değişmez. Yani yeri ve boyutları belirli. Yani bu şekilde olan bir yer zarfı her zaman fi veya bi harfi ceriyle esre yapılır. Bu harfi cerlerin hangisini seçeceğiz hocam? Fil mescidi mi diyeceğiz? Bil mescidi mi diyeceğiz? Onu da bize fiili söyleyecek. Hatırlayın, harfi cerler fiillerle birlikte anlam değiştirebilir. Fiillerle birlikte yeni anlamlar kazanabilir. Bundan dolayı fi mi gelecek, bi mi gelecek? O zaman biz fiile bakacağız. Ama unutmayın, yeri sabit. Ondan sonra boyutları belirli bir yeri işaret ediyorsa, yani zarf olarak. O zaman ya fi ya bi gelir. Mesela bi'ye örnek verelim bir tane. Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. Bir saniye şuradan kalemimizi. Evet yazı yerimizi aldık. Şöyle. Boyutunu büyütelim de siz rahat görün. Gamtü. Mesela ikamet ettim. Nerede? Bil karyeti. Evet, bil karyeti. Ne oldu burada arkadaşlar? Bakın, ne geldi? B harfi ceri geldi. Neden B harfi cerini buraya getirmiş olduk? Çünkü arkadaşlar burada egame kelimesi, egame yukimu kelimesi B harfi ceriyle kullanıldığı için B'yi getirdik. Burada ise fil mescidi demiştik. Bu demek ki fiile göre değişen bir özellikmiş arkadaşlar. Bunun dışında bir de örneklerimiz vardı. Hemen onunla ilgili örneklerimizi de bir çözmüş olalım. Evet. Da el mef'ule fi zarf olarak fil mekanil münasip. Aşağıdaki uygun boşluklara uygun kelimeleri yerleştir. Zarf olanları diyor. Burada 6 cümle var, 7 kelime var arkadaşlar. Birer tane koyalım. Yahrucu tullabu. Bakın fiil fail. Min buyutihim. Evlerinden çıktı öğrenciler. Nereye? İla camiatihim. Üniversitelerine doğru çıktılar. Kable fevka sabahan essene. Es-sa'a ba'de halfe. Ne zaman gelir arkadaşlar? Yani buraya bir zaman getirmemiz lazım. Sabahın en uygunudur. Hemen sabahını buraya getirebiliriz. Evet. Vada'at pardon. Doğru. Vada'at koydu. Koyan kim? Uhti kız kardeşim. El ibriqa çaydanlığı.
İbrik nokta nokta el mevki di. Mevkit ocak demek. Ocağın altına mı üstüne mi konur arkadaşlar? Başka yerine konmaz yani. Evet, fevka. Hemen fevkayı getirip buraya koyacağız. Kardeşim, kız kardeşim ocağın üstüne çaydanlığı koydu. Yusalli el mu'temaru rak'ateyni nokta nokta makami İbrahim'e. Buraya ne gelecek arkadaşlar? Ba'de mi, halfe mi? Makami İbrahim'in, evet, önünde olabilirdi eğer önü olsaydı ama arkası gelmiş burada. Halfeyi hemen buraya koyuyoruz. Ye'ti şehru ramadane nokta nokta şehri şevvale. Burada ne olacak arkadaşlar? Şevval ayı ve Ramazan ayı verilmiş bilgi olarak. Hangisi hangisinden sonra geliyor? Ramazan ayı Şevval'den önce mi gelir, sonra mı gelir? Evet, Şevval'den önce gelir arkadaşlar. Buraya kable gelecek. Çünkü Recep, Şaban, Ramazan, Şevval şeklinde sıralama gider. Ye'ti şehru Ramazan, Ramazan ayı gelir. Ne zaman gelir? Kable şehri Şevval, Şevval ayından önce gelir. İnnel yusra, bakın innenin ismi. Kad ye'ti ile başlayan fiil cümlesi de innenin haber olmuş. Şüphesiz ki kolaylık gelir. Ne zaman gelir? El usri, zorluktan önce mi sonra mı, saat esnasında mı yoksa senesinde mi? Evet, zorluktan sonra gelir. Bu da şöyle anlaşılıyor: her zorluktan sonra bir kolaylık var. Ba'del usri. Hocam niye esreli yaptık? En başta söylediğimiz şey arkadaşlar, zarflardan sonra gelen kelimeler muzafun ileyh olurlar. Çünkü zarflarla zarftan sonra gelen kelimeler isim tamlaması oluştururlar. Şibih cümledir. Son cümleye bakalım. Etta validi ferizatel hacci. Hac farizasını babam yerine getirdi. Maziyeti. Mazi geçen demek arkadaşlar. Geçen saat, geçen sene. Evet, sene. Es senete el maziyete şeklinde buraya sene gelecek. Tekrar edelim. Etta validi ferizatel hacci. Es senetel madiyeti. Bu şekilde doğru şıkkımız da sene olmuş oluyor. Bu alıştırma türümüzde ihtar el cevabı sahiha, doğru şıkkı seçmemizi istiyor. İttasaltu bi sadiqi fecran. Buradaki i'rabu kelimeti fecran. Fecran kelimesinin i'rabını bize soruyor. Evet, ne diyeceğiz arkadaşlar? Sıfat demiş, mef'ulün bih demiş, mef'ulün fih demiş, haber, hal. Arkadaşlar burada ittasele fiil, tü fail, bi sadiqi car mecrur. O zaman burada fecran dediğimiz zaman bir zaman bildiriyor değil mi? Zaman zarfı var, mef'ulün fih diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. El usbu'ul madi kâne mut'iben cidden. Geçen hafta gerçekten çok yorucuydu diye cümle. İ'rabu kelimeti üsbu'u. Üsbu'u kelimesi nedir diyor. Bununla alakalı zarflar, yani zarf olan kelimeler cümlenin başında gelirse, fi manasında olmazsa biz bunlara cümledeki konumunu söylerdik. Bu mübteda konumunda gelmiş arkadaşlar. Direkt mübtedayı işaretliyoruz. Zaman zarfı diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Bir zaman ifade eden buraya bir mef'ulün fih diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. İsim cümlesi bu. Fiil cümlesi olmadığı için mef'ulün fih diyemiyoruz. Üçüncü sorumuz. Evgafet sa'iku es-seyyarate emamel babi. El mef'ulü fih fil cümleti sabiqa. Bu cümledeki mef'ulün fihi soruyor arkadaşlar. Evgafe fiil. Es-seyyiku fail. O fiilin faili. Es-seyyarate mef'ulün bih. Emamel babi de arkadaşlar, kapının önünde dediğimiz emame kelimesi de mef'ulün fih oluyor. Dörde bakalım. El beytu dâhilel, el beytu dâhilul medine. El beytu dâhilul medineti, ev şehrin içindedir diyor. El vazife el i'rabiyye leti la tücret fil cümleti sâbiga. Bu cümledekilerden hangisinin irabı, daha doğrusu irab görevi yoktur diyor. Haber var mı burada? Arkadaşlar isim cümlesi olduğu için haberimiz var. Evet, şöyle yapalım. Evet, haberimiz var.
Zarfı mekan var mı? Mekan zarfı olan kelime var mı? Evet var. Dahil kelimesi var. Peki mef'ulün fih var mı? Mef'ulün fih nerede oluyordu? Mef'ulün fih fiil cümlesinin ögesi oluyordu. Bu yok. Mübteda var mı? Evet, birinci ögemiz mübteda. Muzafun ileyh var mı? Dahil medine. Medine dediğimiz kelime de muzafun ileyh. Demek ki hangisinin görevi yok? Mef'ulün fih diye bir öge yok. Fiil cümlesi olmadığı için. Beşe bakalım. Celestu canibe ebi fisse yarati. Arabada babamın yanına oturdum diyor. Buradaki canibe kelimesinin irabını sormuş. Bakın celese fiil, tü fail. Buradaki yer bildiren bir zarf arkadaşlar. Ne oluyor? Mübteda olur mu? Hayır, isim cümlesi değil ki. Mef'ulün bih olur mu? Hayır, yer bildiriyor. Yer bildirenlere mef'ulün fih diyorduk. Evet, doğru şıkkımız burası. Mudafun ileyh olur mu? Hayır, bu da olmaz. Fail olur mu? Failimiz tü. Evet, altıya bakalım. Name Halidun gurbe seriri ümmihi el meriza. Hastanesinin yanında uyudu Halid. Evet, gurbe kelimesi nedir diye sor. Bakın name fiil, Halidun burada fail. Bu o zaman gurbe mekan bildiren bir zarf olduğu için mef'ulün fih diyoruz. Hocam mef'ulün bih diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? Mef'ulün fih diyeceğiz. Çünkü zarf arkadaşlar. Mübteda değil ki, isim cümlesi olmadığı için. Muzafun ileyh de değil. Fail zaten burada Halidun kelimesidir. Gurbe mef'ulün fih diyoruz. 7'ye bakalım. Raca'a ebi minel haccı mesaen. El vazifetul i'rabiyye elleti tucedu fil cümleti sâbiga. Aşağıdakilerden hangisi vardır diyor. Bakalım haber var mı bu cümlede arkadaşlar? Fiil cümlesi olduğu için yok. Mekan zarfı var mı? Bir mekan bildiren zarf yok. Peki mübteda var mı? İsim cümlesi olmadığı için yok. Mef'ulün bih var mı? Raca'a fiil. Ebi babam fail. Minel haccı car mecrur. Mesaen zaman zarfı değil mi? Mef'ulün fih oluyor. Mef'ulün fih hangi cümlenin ögesiydi? Fiil cümlesi. Bu da fiil cümlesidir arkadaşlar. 8'e bakalım. Sera Halidun neharan. Kelimetü neharan fil cümleti sâbiga mef'ulün fihtir. Çünkü niye diye onu sormuş. Li'enneha fil cümletil ismiye. İsim cümlesi olduğu için hayır, bu değil arkadaşlar. Li'enneha tedullu ala zemani hudusil fi'l. Evet, doğru şıkkımız burası. Çünkü fiilin olduğu zamanı bildiriyor. Li'enne kelimetu hayl bununla alakası yok. Li'enneha mensubetun bil fetha bununla da alakası yok. Li'enneha tasifu hal kelimetu halid. Bu da değil. Arkadaş, doğru şıkkımız B. 9'a bakalım. Gale teala وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا كَلِمَةُ بَعْدَ فِي الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ nedir diye sormuş. Bakın mef'ulün fih midir yoksa bir zarf mıdır arkadaşlar? Haber değil. Niye? Çünkü fiil cümlesi. Muzafun ileyh değil. Olsa olsa muzaf olur. Fail, fiilin faili değil arkadaşlar. Mef'ulün bih midir? Hayır. Mef'ulün fihtir diyoruz. 10. soruya bakalım. Kâle Teâlâ Bismillah. Ve mâ tedrî nefsüm mâzâ teksibu gadâ. Bakın buradaki gadân kelimesi. El i'râbu lezî lâ yûcedu fil cümleti sâbiga. Bu cümlede neyin i'râbı yoktur? Ya daha doğrusu ögelerden hangisi yoktur diyor. Fail var mı? Evet var. Ve mâ tedrî nefsün diye başladı fail. Zarf-ı mekan var mı? Mekan zarfı. Bakalım mef'ulün fih var mı? Bakın bu fiilin olduğu zamanı bildiren kelimemiz var. Mef'ulün fih. Evet. Mübteda var mı? Mâzâ teksibu gadâ. Mef'ulün bih mukaddem var mı? Var arkadaşlar. Bakın soru ismi olarak fiilin de önüne geçtiği yer burada. Mâzâ mef'ulün bih mukaddem var. Peki mübteda mı? Zarf-ı mekan. Doğru şıkkımız zarfı mekan diyoruz. Bir mekan zarfı yok.